Merhaba emekçi dostlarım. Ben Bağımsız Madeni Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır. Şimdi işçinin birliği beraberliği çok değerli burada. İşçileri önemlidir aslında ama işçiler her zaman bir parçalı yönet diye bir şey vardır, tabir vardır. Gerçekte budur. Ben 47 yaşındayım. 22 senede madende çalıştım bir fiil. Madenlerde evet, elbette mobbing vardır, baskı da vardır. Argo kelimeler de kullanılır. Bu gerçektir ama işçiler bunu hiçbir zaman yansıtamaz. Çünkü niye yansıtamaz? İş korkusu var ya, bu ülkemizde bu var. İşveren, sendika, patron ilişkisi, 3 tane ilişki, müdür işte ne diyseniz, 3 ilişki, 3 ayak devamlı. Bunu yaptığı sürece siz suçlu değilsiniz ama suçlu duruma düşersiniz. Sendikacı bir yandan bastırırsa, senin vardiya mühendisin bir yandan bastırırsa, genel müdür bir yerden bastırırsa sen resmen suçludursun. Aslında suçlu olan öbürküdür ama siz suçludursun. İşçilerin bunun burada şu gerçektir yani. Bu yasalara göre de bütün şeylere göre Bağımsız Madeni Sendikası olarak biz şunu söyleriz. İşçinin birliği çok değerlidir, çok önemlidir. İşçilerin bir olduğu sürece hiç kimse sizi ne yasa, yasa bizim elimizdedir. Yasayı kim yapar? İnsanlar yapar. Yasa bizden ileri gidemez. Yasayı bizler yaratırız. Güzel bir şey varsa biz o yasayı yaparız. Çünkü biz 2018'de kurulan bir sendikayız. Tayyip Başkanım rahmetlik nur içinde yattın, mekanı cennet olsun. 2019'da biz eylemlere katılmıştık. Dediler ki bize, size yasaya göre siz yolda yürüyemezsiniz, siz eylem yapamazsınız, siz hak savunamazsınız. Biz bunu yasal çıkarttık. Şu anda işçiler eylemde yapabilir. İşçilerin hakkı varsa eylem de yapabilir, işçilerin hakkı varsa yolda da yürüyebilir, işçilerin hakkı varsa yasada çıkarabilir. Sizden üstün ne patrondur ne sendikadır. Siz birlikte beraberlikte olursanız her yasayı, her hukuku, her hakkı alırsınız. Şu arkadaşlar şunu iyi bakın, iyi dinleyin, iyi gözleyin. Şu parmağı ben çat diye kırabilirim tek başıma. Ama beş parmağımın beşini bir araya getirdim mi bu parmağı hiç kimse kıramaz. Bunun gibidir insanoğlu da. Birlikte olacaksınız emekçi dostlarım. Birlikte olursanız bütün haklar sizindir. Sizin hakkınız varsa her hakkı alırsınız. Ama siz böyle işte sarı sendikanın ağzına bakarsanız, patronun ağzına bakarsanız hiçbir zaman hak alınmaz. Hak verilmez, hak alınır. Onu da birlikte beraber olursanız alırsınız. Öbür türlü hiçbir zaman hiç kimse size hak, bu sizin hakkınız demez. Siz hakkınızı siz isteyeceksiniz, siz alacaksınız. O da birliğine beraberliğine olmuş. Şimdi anayasanın 51. maddesi çok açık. İşçi istediği sendikaya üye olabilir. TCK'nın 118. maddesi var. Bu da aslında çok açık. Ama bu zamana kadar hiç işlenmemiş ki. Sadece biz de Bağımsız Madeni Sendikası olarak evet biz yasalarımıza güveniyoruz. Türkiye'nin kanunlarına güveniyoruz ama bu hiçbir yerde geçerli olmamıştır bu zamana kadar. TCK'nın 118. maddesi 6 aydan başlar 3 yıla kadar hapis cezası demiş ama bu zamana kadar bir işveren ceza almamış. İş yerlerine kim giderse gitsin, hangi sendika giderse gitsin, Türkiye barajı diye de iş yerinin çoğunluğunu aldığın zaman aslında yetki senin olması lazım. Çünkü işçinin çoğunluğu sende olduğu için sen bu yetkiyi kullanman lazım ama Türkiye barajı diye bir baraj var. Bu da bizim özel sektörlerde zaten işçiler korkuyu, mobbing var, korku var iş yerlerindeki. İşverenlerin korkusu, sendikalı olan yerlerde de zaten sendika baskısı var. Onun için Türkiye barajı bir de olsa çoktur. Çünkü bizim gibi sendikalar işçiler için çok değerli, çok önemli. Ama dediğimiz gibi işçileri burada mobbing, işverenler, sendikalar ya da sendikasız olan yerlerde de benim dediğim gibi olursa daha iyi olur Türkiye açısından, bu işçiler açısından, bizim gibi sendikalar açısından. %51'lik çoğunluğu sağladığı zaman yani Türkiye barajını değil de %51'liğini çoğunluğunu sağladığın zaman aslında oradaki yetki senin olması lazım. Bu gerçekten mühim bir şey. Bu işçiler adına değerli bir şey. Bence böyle olması lazım benim açımdan. Yasalar şudur. Yasaları işverenler, patronlar, müdür hiçbir zaman müdür işten atılmaz. Kolay bir işten atılmaz. İşçiler atılır. Ahmet gider, Mehmet gelir. Burada disiplin dedikleri bir şey vardı. Disiplin kurduk biz, disiplin denetleme yeri açtık kendimize. İki tane sendikacı olur, üç tane işveren vekili olur. Bir de genel müdür olur, o dört tane yapar. Zaten bu sendikacılar zaten işverenlerine,
patronlarıyla, müdürleriyle bir araya oturdum. Onu dünyanın en güzel bir varlığı sanar. İşçiyi zaten ne olursa olsun imzayı atar, ötekiler zaten atmıştır. Aslında bu böyle değildir. İş, devlet bir yasa çıkardıysa yasa eşittir. Yani biri evlat, biri üye evlat olamaz. İş yerine müdür geldiyse, müdür nasıl işine sahip çıktıysa, işveren de, işçi de sahip çıkar işine. İşçi bir anda işverenin iki dudağının arasında bırakırsan, bu yasa yasa değildir. Bu yasa o zaman patronların yasasıdır. Bu işçilerin yasası değildir. Bu da dediğimiz gibi yasaya söylerken şöyle bir şey yapmam lazım. Toplu sözleşme yapıyorsak bir iş yerinde, işverenden önce sendika işçisini avukatıdır işçinin. O zaman işçi yine bir sendika oturacak, konuşacak. Sen burada bu hatayı niye yaptın? Neden oldu, neden itti? Bunu öğrenmeden sen patronun eline ya da genel müdürün eline teslim edersen, genel müdür der ki benim altımdaki işçiler hiçbir zaman kıpırdamasın, hiçbir benim dediğim hizaya gelsin, benim ziyaretim çıkarayım, nasıl olsa biri daha var, Ali var, Mehmet var. Terazinin biri böyle, biri böyle bakmaz. Terazi budur. Burada biri fazla oldu mu birader, o zaman işçi gider her zaman. İşçi kaybetmiştir her zaman. Bunun için işçilerin birliği çok önemli. Sendikalar çok değerlidir işçiler için. Ben şunu söylerim, bu Türkiye'deki yer altı yer üstünde çalışan, yani Türkiye'nin %70'i yemekçidir benim bildiğim kadarıyla. %70 yemekçinin ben bağımsız madeni sendikası yöneticisi olarak şunu söylerim. Bizler çoğuk istediğimiz zaman Türkiye'deki her şeyi değiştirebiliriz. Yasayı da değiştirebiliriz. Kanunları da değiştirebiliriz. Hepsini değiştirebiliriz. Ama birbirimize emekçi olarak değer verirsek bunu başarırız. Değer vermezsek birimiz A deriz, birimiz B dersek hiçbir zaman birilerine %30'a her zaman köle oluruz. Köle olmaya da devam ederiz. Biz köle olmayalım arkadaşlar. Bu ülkeyi hep beraber yönetelim. Biz bunları yaparken de deriz ki bir gün biz bunu yaptıydık. Bu taşın altına elimizi soktuyduk. Bunu taşın altına elimi soktuğum zaman kendim için değil, çoluğum çocuğum için, komşum için soktum dersin. O zaman Allah'a da vereceğimiz canda da sordukları zaman biz deriz ki komşumuza da biz bir iyilik yaptık, çocuklarımıza da bir iyilik yaptık. Şu parmağımı onun için kaybettim diyebilirsiniz. Teşekkür ederim.